30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 11 Ekim günlerden pazartesi. Hemen konuğuma döneceğim. Akar Aydemir, Paribu İş Geliştirme Yöneticisi. İyi günler Akar Bey. Merhaba, iyi günler. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler size de. Şimdi geçtiğimiz ay biliyorsunuz kripto para ekosistemi Çin'den gelen haberlerle birlikte oldukça olumsuz etkilenmişti. Bu dönemde fiyatlamaları neler etkiliyor, hangi faktörler? Gerçekten geçen ay Çin'den gelen olumsuz haber akışını takip etmiştik. Yani bir yasak söz konusuydu kripto para işlem platformlarına gelen. Ve ardından aslında belli kripto para işlem platformlarının Çin'i terk ettiğini gördük o süreçte. Fiyatlamalar olumsuz bir etkide bulundu ancak eskisinden farklı olarak daha sınırlı kaldı bu etki. Bunun da önemli sebeplerinden bir tanesi aslında geçtiğimiz yıldan beri görmeye alışık olduğumuz bir kurumsal ilgi var kripto varlıklara. O kurumsal ilginin fiyatlar düştüğünde destek olduğunu gördük. Ve aslında şu anda fiyatların toparladığını ve aslında eski fiyatların da üstüne çıktığını görüyoruz. Biraz aslında bu son zamanlardaki yükseliş hareketleri biraz da başka haber akışlarıyla destekleniyor. Çin'den gelen olumsuz haber akışlarının yerini Batı tarafından gelen biraz daha olumlu haber akışları aldı aslında. Bu hafta özellikle 2-3 tane 3 tane net haber akışını takip ediyoruz. Biri Fed'den, biri BIS'den ve aslında bir tanesi de IMF'den olmak üzere. Fed'den gelen haber akışı aslında Fed Başkanı Powell'ın bir açıklamasından oluşuyor. Kripto varlıklarla ilgili bir yasaklamanın söz konusu olmadığından bahsetti Powell. Bunun dışında BIS, BIS dediğimiz kurum aslında bizim Merkez Bankamızın da üye olduğu 55 üye ülke Merkez Bankası'na sahip bir organizasyon. Daha çok ödemeler alanında aslında uzmanlık sahibi. Ve özellikle stabil kripto varlıklarla ilgili o bir açıklama yaptı. Regülasyonlara uyumlu olması, özellikle ödemeler ve takas işlemlerindeki regülasyonlara uyumlu olması üzerine bir açıklamaydı bu. Bu da olumlu algılandı. En aslında güzel açıklamayı, olumlu açıklamayı IMF'den aldık. IMF kripto varlıkların sektöre hem teknolojik anlamda finansal anlamda bir fırsat getirdi. Ama bununla beraber özellikle sattı. Bu da güzel bir tavdi. Bunlar temelde olumlu ön plana çıkan haber akışları. Bunun dışında bir beklenti var. Özellikle 18 yılından kripto para ekonomikta bekliyoruz bir beklenti bu. Bu da ETF. Dünya farklı ülkelerinde aslında mesela yakın zamanda geçen adı çekilmiş bir ETF. Bunun beklenti Amerika tarafı. SEC'in yakın zamanda ETF'ini onaylaması aslında piyasa liderlerinden biri. Bu beklentiyi güçlendiren bir haber var. O da aslında şeyden geldi. SEC tarafından verilmiş bir ETF onayından geldi. Bu da bilançosunda önemli oranda Bitcoin tutan, kripto varlık tutan bir şirketin ETF'ine verdiği onaydı. Böyle bir onayı vermiş olması Bitcoin'e de onay vereceğiyle ilişkili bir beklentiyi kuvvetlendiriyor. Temelde aslında olumlu haber akışları hep regülatör tarafından geliyor. Regülatör tarafından gelen aslında bu olumlu haber akışları da şunu gösteriyor bize. Kripto varlıkların aslında ekonomiler için yeni bir fırsat oluşturduğunu, buna ilişkin bir kabulleniş var. Ve aslında yasaklayıcı değil, destekleyici tarafta olmaya yönelik bir irade var. Bu irade de aslında hem bireysel hem kurumsal tarafta talebi de destekleyici evet. Şekilde. Olumlu karşılanıyor. Bir güven unsurunu aslında hı hı. Şu anda yoğun şekilde gördüğümüz ilgiye katıyor. Peki. Aslında hem fiyat hem de her gün yeni aktörlerin sisteme evet. Girmesine destekleyici faktör oluyor. Peki. Çünkü bahsettiğim haber akışları bunlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size vermiş olduğunuz bilgiler için. Şimdi işsizlik rakamları geldi. Ağustos ayında %12.1 olarak açıklandı. Temmuz'da %12'ydi. Biraz konuşacağız bu konuyu. Ahmet Ançer, Enokta CEO'suna döneceğim. Ahmet Bey, iyi günler diliyorum size. Şimdi özellikle işsizlik verisine baktığımızda gençler arasındaki işsizliğin yüksek olduğunu uzun zamandır görüyoruz, biliyoruz. Bir taraftan gençler iş bulamazken bir taraftan işverenler de ara eleman bulma sıkıntısı yaşıyor. Bir buluşma gerçekleşemiyor anladığımız kadarıyla. Onun için biraz hizmet içi eğitim, uzaktan eğitim programlarından ne kadar yararlanıyor bu gençler onu merak ediyorum. Bir de staja gidiyorlar, staj sonrasında neler yapılıyor, eğitim süreçleri nasıl, uyumlanma nasıl?
Çok teşekkür ederim Zeliha Hanım. Aslında işsizlik konusunda en büyük araç, elimizdeki belki de bu mücadele sürecinde, savaşta araç eğitim. Şirketlerde özellikle çok ciddi bir, bu yüksek işsizliğe rağmen yetenek açığı söz konusu. Yani şunu demek istiyorum. Evet, genç işsizlikte %24'lere varıyor. Normal işsizlik %12'lerde. Ama dönüp baktığınız zaman aradığı nitelikli insanı bulamama oranı inanır mısınız Zeliha Hanım, %50'lerde. %50 civarında bugün ihtiyaç duyulan inovasyon için, bugünün dijital dünyasında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetler için, yine bugün ihtiyaç duyulan katma değerli ekonomiye geçiş için gerekli yeteneği, beceriye sahip insanları şirketler bulamıyor. Bu nedenle şirketler aslında çok ciddi bir içeriden insan kaynağını yeniden yetiştirme, yeniden onlara beceri kazandırma, sektörde upskill, reskill olarak adlandırılan içerideki bir çalışanımızı bazen yaptığı işin bir kısmını belki de dijital araç gereçlere vererek insani tarafında, yaratıcılık ve inovasyon tarafındaki önemli becerilerini artırarak bambaşka şekilde yapmasını sağlama, bu yolla inovasyon ve aslında rekabette ve katma değerli ekonomi hem birey hem kurum hem de toplum olarak geçişte. Bir kısmında da yepyeni meslekler doğuyor. Yani o gün çalışanımızın şirkette yaptığı iş artık yok ya da yakın gelecekte artık olmayacak. O zaman yeni mesleğe bu çalışanımızı hazırlamak gerekiyor. İşte tam bu noktada hizmet içi eğitim programları, şirketlerin insan kaynakları, eğitim departmanları altında yürüyen o gelişim programları, eğitim ve gelişim programları önemli ölçüde Zeliha Hanım dijital araç gereçlerden faydalanıyor. Düşünsenize çok yoğun bir iş hayatı içerisindesiniz, çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Bazen eğitilmeye zaman yok. Çünkü yarın yepyeni bir şey uygulamanız gerekiyor. İşte şirketler dijital araç gereçlerden çok yoğun olarak faydalanarak uzaktan eğitim, dijital öğrenme, dijital içerikler sunarak becerilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Biz de E-Nokta olarak yaklaşık 20 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Türkiye'de genç işsizliğinin veya genel olarak işsizliğin giderilmesi, yeni becerilere, dijital ekonomiye geçişte gerekli olan dijital becerileri veya yepyeni insani her türlü beceriye ihtiyaç için dijital eğitimin, dijital eğitim teknolojilerinin nimetlerinden fayda sağlamaya kamunun ve tüm kurumların ihtiyacı var. Katkı sağlamaya biz de hazırız. Peki şimdi işveren tarafına biraz da bakmak lazım. Geleneksel işverenlerde biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda geleneksel işverenler kurum içi eğitime çok dikkat etmeyen veya dijital öğrenme o zaman dijital hayatımızda çok olmadığı için bu çok fazla kurumsal şirketlerde görülen kurum içi eğitimler vardı. Fakat şimdi durum ne? İstihdam becerilerinin geliştirilmesi ve yeteneklerin artırılmasını adına işverenler ne kadar istekli acaba? Bu konuda yardım alıyorlar mı? Bu konuda vizyonları nasıl? Tabii bu dijital dönüşüm diyelim, pandemiyle birlikte uzaktan çalışma, tüm sektörlerde dijital dönüşüm ve dijitali çok iyi kullanan şirketlerin dünya ölçeğinde, siz de çok iyi biliyorsunuz, elde ettiği başarılar, işverenleri şu konuda birazcık daha fazla düşünmeye itti. Acaba hani neyi eksik yapıyoruz? Ne tarafta eksik insan kaynağımız? Hangi becerilerle bu yeni dönem şirketlerden biri olmalıyız? Türkiye'de ne yazık ki özellikle hizmet içi eğitim programlarında biraz dünyanın gerisindeyiz. Bir örnek vermek gerekirse Zeliha Hanım, dünyada ortalama hani katma değerli ekonomide ön tarafta olan, dijital ekonomide yer alan şirketler insan kaynağına $1000, $1300 civarında eğitim bütçesi ayırıyorlar. Oysa Türkiye'deki rakam, bir sektör derneğimiz var, TEGEP, Türkiye Eğitim Gelişim Platformu Derneği, 2020 rakamlarına göre bu rakam Türkiye'de 600-650 TL'ler civarında. Yani düşününüz, birisi $1300, $1300, Türkiye'deki rakam 600-650 TL. Ama şu açıdan çok umutlu olmak bence mümkün ya da hala tren kaçmış değil. Dijital araç gereçler aradaki bu kişi başı eğitim bütçe farklarını çok hızlı kapatabiliyor. Yani siz çok iyi bir dijital akademi kurarsanız, çok iyi dijital eğitim programları tasarlarsanız, gerektiğinde webinarla, sınıf eğitiminde, işbaşı eğitimine, tabii ki usta-çırak ilişkisiyle koşullukla bunu desteklemek gerekiyor ama dijitalle çok hızlı yol alabilirsiniz. Yani daha küçük bütçelerle daha etkin öğrenmeyi, daha verimli öğrenmeyi, işe ve performansa katkı sağlamaya destek olacak öğrenmeyi şirketler keşfetmiş durumda. Bugün dünyada kurumsal şirketler arasında dijital öğrenmede başarılı uygulamalar konusunda o kadar çok ödüle sahip ki Türk şirketleri. Ama hala sınırlı. Yani gönül istiyor ki tüm hani kamunun, tüm patronların, yönetim kurullarının, yöneticilerin, evet bugün en değerli kaynağım insan kaynağım. Bugün dijital dönüşümü, inovasyonu, katma değerli ekonomiye geçişi bu şekilde gerçekleştirebileceğim. O zaman herkesin eğitimden faydalanmasını sağlayabilirim. Dijital eğitimin fırsatlarından faydalanabilirim dese aslında en nokta olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Nispeten denir
iyimseriz. Önümüzdeki dönemde kamu politikaları ve kurumların yaptığı çalışmalara da en nokta olarak katkı sağlamaya hazırız. Peki, çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Için. Şimdi Haydar Yeni Gün'e döneceğiz. OSD Yönetim Kurulu Başkanı'na, OSD verilerine şöyle bir baktığımızda Eylül ayında sektörde yurt içinde %35.9, yurt dışında %17.9'luk bir düşüş var. Haydar Bey merhabalar. Öncelikle bu rakamları bize yorumlar mısınız? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Esasında tabii ki yorumlamak deyince şöyle, genel olarak bir gidişat var. O gidişata göre izliyoruz rakamları. Bence Avrupa'da ve Türkiye'de rakamların seyrinin ikisinin de farklı anlamları var. Türkiye'deki daha çok içerideki ekonomik yapı ve tabii ki dünyada yaşadığımız çip kriziyle alakalı, yani arzın azalmasıyla da açıklanabilir ama tamamı değil. Avrupa'daki de benzer bir şekilde, ancak oradaki ekonomik gidişat daha farklı tabii ki. Ciddi bir şekilde bir dönüşüm, özellikle elektrifikasyonla ilgili bir dönüşüm ve aynı zamanda devletlerin verdiği ciddi bir destek var. Yani Türkiye'deki verginin tam tersi, orada ciddi bir destek var. Dolayısıyla farklı dinamikler oluşuyor. Ancak yaşadığımız son dönemde özellikle bu yarı iletken kaynaklı arz azalması, dolayısıyla otomotivciler olarak bizlerin de üretimde kısıntılara gitmemizi, üretimde ciddi sıra değişiklikleri yapmamızı ve dolayısıyla da müşterilere arzda geri kalmamıza neden oluyor. Peki şimdi Eylül verilerine baktığımızda yıl son hedefini nerede belirlediniz bu rakamlara göre? Şimdi 2019'da çok yoğun satış vardı. Hatta 2020 yılının o faizlerin düştüğü dönemde de iyiydi satışlar. 2019 ne kadar telafi edebilecek? Kaç sene sürecek ya da bu telafi? Şimdi 2019'da üretim diye bakarsanız 1,5 milyona yakın bir üretim vardı. İhracata bakarsak, ama bizim tabii ki en şey konumuz, hani Türkiye ekonomisi açısından en değerli konumuz ihracat. Orada da 1 milyon 250 bin adetlik bir ihracat vardı. Yani 1.450 üretim yapmışız, 1.250 yurt dışına satmışız. Bu yılın sonuna yaptığımız öngörüde ise üretimde bir miktar kısa kalacağımızı öngörüyoruz. Yani 1.400-1.480 gibi bir üretim olacağını öngörüyoruz. Tabii ki bunu böyle aralık olarak vermemin nedeni, yine az önce söylediğim yarı iletken krizi, biraz belirsiz bir önümüzde 3 ay var. İhracata baktığımız zaman ise ihracatta da 1 milyon adetlik, 1 milyon 20 bin civarında bir adet olacak. Yani 2019'un uzağındayız bir miktar, ama esas bizim kendimizi hep mukayese ettiğimiz yer Zeliha Hanım 2017 yılı. Hatırlarsanız 2015-2017 yıllarında Türkiye'de 1.750 bin adet üretim, 1.350 bin adette ihracat olmuştu. Biz tabii o yıllara göre mukayese ettiğimiz zaman şu anda oldukça gerideyiz diyoruz. Peki, yani 2017 zirveyi görmüştük. Peki bu üretim seviyesine ne zaman ulaşılabilir? Öngörebiliyor muyuz? Gerçi yani tedarik sıkıntısı, çip krizi, yarı iletken, magnezyum, bunların sıkıntıları da sektörü etkiliyor ama yani bir öngörünüz var mı? Şu kadar yıl alabilir veya ham madde sıkıntısını atlattıktan, çip krizini geçtikten sonra şöyle bir durum olabilir diye. Şimdi 10 milyon dolarlık soru sordunuz. bunun olacağı kesin de ne zaman olacağı konusunda tabii çok spekülasyona açık bir konu bu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl, yani 2020'de pandemiyle birlikte 2021 sonu pandemi etkileri azalır diye bir öngörümüz vardı. Şimdi bunu maalesef 2022 yılı sonuna ötelemiş durumdayız. Yarı iletken de bir şekilde pandemiden tetiklenen bir problem. Dolayısıyla bunlar esasında birbirinin içine girdi. Şimdi tabii ki müşteri hareketliliği ve müşteri alışkanlıklarının değişmesi, teknolojik gelişmeler bizi ciddi bir şekilde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı. Bu noktada iki cevap vereceğim sorunuza. Birincisi, bu geciktirilen üretim tabii ki geciktirilmiş satın alma anlamına da gelir. Bu geciktirilmiş alımlar hayatın normale dönmesiyle gerçeğe realize olacak. Dolayısıyla hayatın normale dönmesiyle birlikte geçtiğimiz dönemdeki rakamların çok üzerinde satışlar olacağını öngörüyoruz sektör olarak. Gerek Türkiye'de,
gerek dünyada. Ama bu ne zaman hayata geçecek diye sorarsanız maalesef şu anda önümüzde bir belirsizlik var ve şu anda sektördeki gerek tedarikçiler, gerek biz ana üreticiler, gerekse bu satışta büyük rol oynayan bayi organizasyonları şu anda tamamen belirsizliği nasıl yönetiriz modundayız. Ve bir yandan da hayatın normale dönmesi anındaki o yükselecek olan satışları nasıl, üretimi ve satışları nasıl organize ederiz, onun da planlamasını yapmak durumundayız. Şimdi peki model donanım bazında işte bahsettiğiniz nedenler kaynaklı, tedarik sıkıntıları kaynaklı değişiklikler yansır mı acaba modellere? Bu konuda bir talep var mı? Yani birinin yerine birini geçirme ya da modellemede ya da işte donanım bazında daha farklı bir yola ilerleme. Yani bir yol, bir önlem düşünülüyor mu? Şimdi teknoloji tabii ilerledikçe ve dolayısıyla da müşterilerin talepleri arttıkça haklı olarak araçlarımız daha yüksek teknolojilere sahip oluyor. Şimdi bu maalesef yarı iletken krizinin zaten ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Bu öngörülemez büyük yükseliş ve pandemiyle tetiklenen o yükseliş. Şimdi burada sizin sorunuzu ben şuna indirgemek istiyorum. Daha kolay anlatabilmek için. Örneğin radyosu olmayan veya işte klima sistemleri daha basit araçlar yapmamız gerekiyor. Bu yarı iletkensiz ortamda daha yüksek sayıda araç yapabilmek için, ancak müşteri haklı olarak böyle bir şeyden feragat etmek noktasında değil. Dolayısıyla sorunuzun cevabı biz belli standartlarda üretiyoruz. O standartları sektör olarak söylüyorum. O standartlardan vazgeçemeyiz. Çünkü müşterimiz bunu kabul etmez. Ancak altyapıda akıllı değişiklikler yapmak durumundayız. Örneğin bir aracın içinde 50 tane yarı iletken 50 ayrı cihazı kumanda ediyorsa bunu software bağlantılarıyla nasıl daha az sayıda semikondaktörlü yarı iletkenle yönetebiliriz çalışmasını daha çok bu firmalar yapıyorlar. Başarılı olanlar var belli bir yere kadar, ama toplamdaki sorunun büyüklüğüyle mukayese ettiğiniz zaman maalesef çok küçük bir fayda sağlayan bir şey. Burada problemin giderilebilmesi için işte dünyanın çeşitli ülkeleri var yarı iletken konusunda uzmanlaşmış. O ülkelerde veya yeni ülkelerde, bu işte know-how olan yeni ülkelerin bir an önce üretim kapasitelerini arttırmaları. Haydar Bey, bir de şimdi bir konu var. Önemli tabii ki, siz de biliyorsunuz, yeşil mutabakat meselesi. Şimdi biraz önce rakamları verdiniz, ihracat rakamları sizde. Ve öncelikli sektörlerden biri otomotiv sektörü. Dolayısıyla az bir sürede kaldı. Bu noktada çalışmalarınız nasıl gidiyor? Çok önemli bir konu bu bahsettiğiniz konu. Şu anda diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü de ciddi bir şekilde bu işe konsantre olmuş durumda. Tabii bu sadece otomotiv sektörünün kendi imkanlarıyla çözebileceği bir iş değil. Burada çok büyük bir memnuniyetle geçtiğimiz hafta mecliste onaylanan Paris Anlaşması'nı esasında haberini aldık. Çok çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü burada biz, şöyle söyleyeyim, Avrupa'ya esasında ihracatımızın %80'den fazlasını Avrupa'ya yapan bir sektörüz. Dolayısıyla Avrupa'nın ekonomisi, Avrupa'nın regülasyonları ve Avrupa'nın çevre bilinci otomatikman bizim üreticilerimizi doğrudan etkiliyor. Yani eğer Türkiye bu işin gerisinde kalırsa biz otomotivciler olarak onun gerisinde kalamayız. Bizim Avrupa standartlarına geçmemiz gerekiyor ki bugüne kadar hep öyleydi zaten. Şimdi biz 2019 yılı Aralık ayında Avrupa Birliği'nin aldığı bu prensip kararıyla zaten çalışmalarımıza başlamıştık. 2021 yılının Temmuz ayında, yani şu geçtiğimiz aylarda ilk iki haftasında ortaya daha net bir tarif çıktı ve kurallar açıklandı. Artık neyin ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Burada bizi ilgilendiren en önemli konu sınırda karbon ayarlaması denen bir tarif. Carbon Border Tax diye tercüme ediyorum. Bu şu demek: eğer siz Avrupa Birliği'ndeki tariflere uymaz, o sınırlara girmezseniz karbon ayak izi olarak, bunu Avrupa Birliği sınırlarına araçlarınızı gönderirken para olarak ödersiniz demek. Yani bir nevi
Eğer kurallara uymuyorsan cezanı ödersin, ancak o şekilde gelirsin ki bu da belli bir süre. Ondan sonra onu da kabul etmeyecek. Şimdi biz maalesef esasında bütün enerjimizle yeşil mutabakata uyum sağlamak için çaba sarf ederken, para harcarken bir yandan da bu az önce bahsettiğimiz yarı iletkenler vesaire gibi problemlerle uğraşmak zorunda kaldık. Sektör tamamen kendini bunlara ayarlamak üzere çalışıyor şu an. Peki Haydar Bey, bir gün bu konuyu etraflıca konuşmak için tekrar almak isterim ben sizi yayına. Tekrar teşekkür ediyorum. Memnuniyetle, iyi yayınlar diliyorum. Bitiriyoruz. Saat 13'te tekrar karşınızdayım.